Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size engelden kaçan bir araç projesi gerçekleştireceğiz. Bu engelden kaçan aracımız için gördüğünüz parçaları kullanacağız. 2WD'lik bir şasi arkadaşlar. 2 tane teker, 2 tane 6 voltluk motor, pil. Bu pilimiz arkadaşlar 7.4 voltaj sağlıyor. Full şarj durumunda ise 8.4 voltaj sağlıyor. Buradaki de L298N motor sürücüsü. Arduino unumuz. Burada gördüğünüz kızılötesi sensör, yani infrared sensörümüz. Biz şu anda bir tane kullanacağız. İlerleyen videolarda bu sayıyı 3'e çıkaracağız. Bu tek bir sensör bile işimizi görecek arkadaşlar. Bağlantı vidaları ve somunları, tekerlerimizin bağlantıları için gördüğünüz aparatlar, yıldız tornavidamız, sarhoş tekerimiz, çeşitli jumperlarımız ve yan keskimiz, ayrıca kablo bağlantıları için bir miktar da burada gördüğünüz makaron gerekiyor arkadaşlar. Makaronunuz yoksa normal elektrik bantları da kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Eğer mümkünse sıcak silikonu da yanınızda bulundurun. Çünkü bunun üstüne bileşenleri sıcak silikonla ne yapacağız? Montajını gerçekleştireceğiz. Eğer sıcak silikonunuz yoksa da arkadaşlar plastik kelepçe ya da çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Hemen montajımıza başlayalım. Aracımızı birleştirip ardından da Arduino'da kodlamasını yaparak aracımızı test edelim. Evet arkadaşlar, aracımızın şasisi hazır. Şimdi diğer bileşenleri yerleştirelim hemen. Evet arkadaşlar, bileşenlerimizi de aracımızın üstüne gördüğünüz gibi yerleştirdik. Şimdi ise hemen bağlantılarını sağlayalım. Bunları ben alttan alacağım arkadaşlar. Mavi ucumuz, artı ucumuz. Dolayısıyla onu burada artı ucuna takacağız. Aynı zamanda arkadaşlar burada artı eksi ucumuzu da çıkaracağımız için bunlara da birer tane jumper atıyorum. Arduino'muzu bu jumperla besleyeceğiz. Hemen şekilde. Evet, bir adet de jumper taktım. Arduino'yu daha sonra bu jumperla beslemek için arkadaşlar. Evet, artı ucumuzu motor sürücüye bağladık. Şimdi eksi ucumuzu çekelim. Onun bağlantısını sağlayalım arkadaşlar. Bunu da kablo karmaşası olmaması için alttan gene veriyorum arkadaşlar. Kablolarımız altta kalsın. Eksi ucumuz burada motor sürücümüzün gördüğünüz gibi orta alanında. Hemen şu kabloyu da eksi ucumuza takalım. Evet, pilimizin bağlantısını sağladık. Pilimizin şarj ucu, o yüzden ben bunu geçici olarak böyle bir noktada sabitleyeceğim. Şöyle şurada beklesin. Evet, şöyle geçici olarak buraya taktım. Şimdi bu alttan gelecek olan kablolarımız Arduino'muzu besleyecek. Dolayısıyla alttan çekiyorum. Bu noktadan çıkarıyorum. Kırmızı voltajın girişine, diğeri ise eksiye gelmek zorunda. Ben şu anda eksiyi takıyorum. Diğerini ise hemen yerine takıyorum. Çünkü ilk etapta gördüğünüz gibi enerjimizi vermeyeceğiz. Öncelikle kodlamamızı gerçekleştireceğiz. Motor bağlantılarımızı çekelim. Hemen şöyle. Motorlarımızın bağlantı kabloları burada. Evet, motor sürücüsüne en yakın noktadan çıkaracağım ben. Evet, hemen en yakın noktadan bacaklarını çıkarıyorum.
artı ve eksi uçlarını çıkardık. Hemen bunun bağlantısını da sağlayalım. Evet, diğer motorumuzu da çıkaralım arkadaşlar. Evet, motor bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Şimdi ise sensör bağlantımızı gerçekleştirelim. Evet, bunu bu bizim sinyal pinimiz arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Bunu dijital 2'ye takmam gerekiyor. Eğer kısa gelirse üstüne ek yapacağım. Evet, buna ek yapmamıza gerek yok. Sinyal pinimizi 2'ye taktık arkadaşlar. Bunlar ise artı ve eksi bağlantıları getirip Arduino'dan alacağız. İsterseniz buna ek yapabiliriz ya da bacaklarını getirip bu noktalardan enerjimizi alabiliriz. Evet, bunu da en kısa mesafeden bağlantılarını sağlayalım. Kırmızı olan VCC yani 5 volttu. Motor pinimizin bu noktasından 5 volt çıkışı olur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu bu şekilde 5 volta takabilirim. Hemen bağlantıyı şu noktadan gerçekleştireceğim. 5 volt bağlantısını gerçekleştirdim. Şimdi sıkıyorum. GND'mizi de hemen yan tarafa takacağız. Evet, eksi ucumuzu da oradan alacağız. Şimdi burada hafif bir kablomuz sarktı. Bunu yine silikon yardımıyla arkadaşlar bu alt bölgeye sabitleyeceğim ben. Evet, buradaki bağlantılarımızı tamamladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi motor pin bağlantılarını yani Arduino'dan kontrol edeceğimiz pinleri bağlamamız gerekiyor. Onun için arkadaşlar şurada motor sürücümüzün üzerinde 4 tane jumper girişi bulunuyor. Aslında bunlar 6 tane gördüğünüz gibi şurada küçük modüller takılı. Hatta yaklaştıralım. Bu konuyu arkadaşlar gene kanalımda bu motor sürücü kullanımında anlatmıştım. Gördüğünüz gibi biz bunu direkt PWM'den kontrol edeceğiz ve motorlarımız tek yönlü hareket edecek. İki yönlü hareket etmeyecek. Dolayısıyla ben buradan sadece bir tane pin kullanacağım bir motor için. Diğer motor için ise diğer bir pini kullanacağım. Yani buraya 4 tane jumper kullanmayacağım. Çünkü motorlarımızın geri hareketi olmayacak. Sadece ileri hareketi olacak. Dolayısıyla 2 tane burada Arduino'muzda PWM pini kullanırsam gördüğünüz gibi şuradaki jumperları da çıkarıp PWM piniyle kontrol etmeme ihtiyaç kalmayacak. Dolayısıyla buradaki kablo karmaşasını önlemek için ve daha az pin kullanmak için arkadaşlar birer tane şuraya jumper takacağım. Hemen işlemimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada sağ motorumuz için buraya sol motorumuz için buraya takacağım. Ve şurada gördüğünüz gibi 3. ve dijital 3 ve 5. PWM pinleriyle bağlantı kuracağım. Fakat gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kablo uzun. Ben bunu kablo karmaşasını biraz daha ortadan kaldırmak için kesip kullanacağım arkadaşlar. Yani kısaltacağım ben bunu. Şöyle şu noktadan eğer kısalttığımı düşünürsem evet biraz daha geriden kısaltabilirim. Bu arada boyunu kontrol ediyorum. Şöyle şu noktadan arkadaşlar bunu kesip tekrar bağlayıp kabloyu kısaltacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde kablolarımın bağlantısını kestim. Şimdi bunları makaron yardımıyla tekrar birleştirip kısa haliyle kullanacağım. Evet,
Evet arkadaşlar, artık ne yapabilirim? Burada motor pinlerini kontrol eden pinlerle bağlantısını kurabilirim. Bu motorumuz 3D, diğerini de şu şekilde 5. dijital pine takıyorum ve bağlantısını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi aracımızın son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi kabloları oldukça kısa, çok fazla bir kablomuz görünmüyor. Mümkün oldukça da estetik görüntüsüne dikkat ederek aracımızın şasi ve bağlantılarını tamamladık. Şimdi bilgisayar ekranımıza geçip hemen kodlamasına başlayalım. Evet arkadaşlar, bilgisayar ekranımıza geçtik. Gördüğünüz gibi bağlantı şemamız bu şekildeydi. Motorlarımızı L298N motor sürücüsüne bu şekilde bağladık. Pilimizden gelen artı voltajı gördüğünüz gibi burada 12 volt yazan pine bağladık. GND'leri birleştirerek arkadaşlar GND'ye bağladık. Burada da 5 voltumuz vardı. Daha sonra sensör voltajını buradan karşılamıştık arkadaşlar. Motor bağlantılarımızı ise şurada gördüğünüz gibi birinci motorumuzu gördüğünüz gibi PWM 3 pinle bağladık. Diğer motorumuzu ise PWM 5 pinle bağlantısını gerçekleştirdik. İnfrared sensörümüzü ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bacağı GND'ydi, bunu GND'ye bağladık. Diğer bacağı VCC'yi 5 volta bağladık. Sinyal bacağını ise dijital pinlerden 2'ye bağlantısını gerçekleştirdik. Hemen ne yapalım? Biz Arduino IDE'mizi açıp kodlamamıza başlayalım arkadaşlar. Burada değişkenlerimizi tanımlayacağız. Evet, değişkenlerimizi tanımlamaya başlayalım. Gördüğünüz gibi hemen motor 1 diyelim buna arkadaşlar. Motor 1 bizim sağ motorumuz olsun. Sağ motorumuz PWM 3D. Dolayısıyla 3 diyorum. Hemen açıklama kısmına da sağ motor diyorum arkadaşlar. Hemen bunun aynısını kopyalayıp çoğaltalım. Çoğalttık. Bu da motor 2 oluyor. Bu da PWM pinlerinden 5'liydi. Bu da bizim sol motorumuzdu arkadaşlar. Bir de infrared sensörümüz vardı. İre sensör diyorum. Bu da dijital pinlerden 2'deydi. Evet, infrared sensörümüz. Void setup bölümünü kaldırmışız arkadaşlar. Ben tekrar ekliyorum. Evet, void setup bölümünde pin modlarımızı tanımlıyoruz. Motor pinimiz arkadaşlar output oluyor. Hemen diğer pinimizi de tanımlayalım. Evet, kopyalayalım, yapıştıralım. 2 idi, bu da output. Bu IRE sensör arkadaşlar. Bu bir veri girişi olduğu için input olarak tanımlanıyor. Loop döngümüzü oluşturalım. Evet, oluşturduk. Kodlarımızı buraya yazmadan önce öncelikle motor kontrol fonksiyonu yazalım isterseniz. Evet, motor kontrol dedik arkadaşlar. Bir fonksiyon oluşturacağız şimdi. Bu motor kontrolün içerisinde 2 tane değişkenimiz olacak. Bunları integer olarak tanımlıyorum. İsterseniz x ve y diyelim. Integer y dedik. 2 tane değişkenimiz gelsin. Bu değişkenler sonucunda motorlarımız hareket etsin. Dijital pinlerden PWM pinini kullandığımız için analog write komutuyla oluşturmam gerekiyor. Motor 1'e x değerini atamış olalım. Yani sağ motorumuzu kontrol edecek. Diğeri ise sol motorumuz arkadaşlar. Şöyle geldik. Motor 2 dedik. Buraya da y değişkeni gelecek. Analog yazmamızın temel nedeni PWM pinleriyle kontrol etmekte arkadaşlar. Ne yapacak? Buradan gelen değeri motor, yani sağ motorumuzun değeri olacak. Bu ise sol motorumuzun değeri olacak. Hemen açıklamada yazalım. Diğeri ise sol motor hız değeri arkadaşlar. Evet, bu da bizim motor kontrol fonksiyonumuz.
Evet, bunu da yazdık, açıklamalarımızı da ekledik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Motorumuzu ileriye doğru hareket ettirmemiz gerekiyor. Motor kontrol diyorum. Bunu buraya eklediğimde buraya hız değerlerini yazacağım şimdi elle arkadaşlar. 100, 100 ile hareket etsin. 250 olursa arkadaşlar maksimum hızda hareket edecek. Biz bazı testlerle yapacağımız için bizim için 100 değeri ideal bir değer olacak. Bir de arkadaşlar bir kontrol gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani kızılötesi sensörden gelen değer 0 olursa, yani cismi algılamışsa, motor aracımızın sağa veya sola dönüşünü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu da digital read komutuyla öncelikle sensörümüzü okuyalım. Okuduk. Şimdi eğer bu değer sıfıra eşitse ne yapacak arkadaşlar? Örneğin sağ tarafa doğru hareket etsin. Biz de burada şu şekilde hemen motor kontrol fonksiyonumuz var artık. Sağ motorumuz arkadaşlar 100 değerini verirsek aracımız sola döner. İsterseniz bunu 0 yapıp diğer motorumuza 100 verdiğimizde ne yapacaktır? Sağ tarafa doğru aracımız yönelip hareket edecektir. Yani bir engel gördüğünde kendisi sağa doğru yarım tur atacaktır. Buraya bir de delay eklememiz gerekiyor. Çünkü bu eğer böyle olursa çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceği için motorlarımız için dönüşü için gerekli olan süreyi alamayacak. Dolayısıyla biz buraya bir delay ekleyip 1000 çok olursa tam dönüş alabilir arkadaşlar. İsterseniz bunu 800 olarak belirleyelim ve 800 değerine girmiş olalım. Hemen açıklama kısmına da eğer önde engel varsa sağa dön diyelim buna da arkadaşlar. Bunu sola da döndürebilirsiniz ya da random sağ veya sol olarak da belirleyebilirsiniz. Şu kodumuz ise neydi? Eğer engel yoksa sürekli dümdüz hareket et diyelim. Kodumuz da buydu. Yani motorlarımız ileriye doğru hareket edecektir burada. Burada da eğer herhangi bir engel varsa kızılötesi sensörlerde engeli algıladığında lojik 0 oluyor. Dolayısıyla ben bu yüzden buraya 0 girdim. Normal sensörlerde genelde 1 değerini, yani high alır. Bu sensörlerde low değerini alıyor. Biz de diyoruz ki eğer low olmuşsa motorumuz ne yapsın? Sağa doğru hareket edip dönsün 800 milisaniye boyunca. Şu anda aslında kodlarımız tamam arkadaşlar. Bunu biz aracımıza yükleyip test edelim. Hemen kart tipimiz UNO'ydu. Portumuz seçili. Burada hemen kartımıza yükleyip testlerimizi gerçekleştirelim. Evet, programımız yüklendi. Şimdi arkadaşlar bir test gerçekleştirelim. Bakalım motorumuz ileriye doğru hareket ediyor mu? Eğer etmiyorsa buradaki pinlere müdahale ederek aracımızın motorlarının ileriye doğru hareket etmesini sağlayabiliriz. Kontrol edelim. Ben öncelikle buradaki fişi çıkarayım. Evet, fişimizi çıkarttık. Düğmeden açıyorum. Evet, bu motorumuz ileriye doğru. Bu ise geriye doğru hareket ediyor. Hemen kapatıyorum ve buradaki pinleri yer değiştirdiğim zaman arkadaşlar motorumuz ileriye doğru hareket edecektir. Hemen yer değişikliğini gerçekleştirelim. Evet, tekrar testimizi yapalım. Artık gördüğünüz gibi aracımız sürekli ileriye hareket ediyor. Şimdi aracımızı yerde testini gerçekleştirelim. Bu gibi motorlar genelde eşit hızlarda olmuyor. Dolayısıyla birisi ötekinden daha hızlı veya daha yavaş dönebiliyor. Biz de öncelikle bunu düz bir çizgi üstünde kontrol edeceğiz. Eğer böyle bir problemimiz varsa kodlamayla bunu düzeltmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen düz bir zeminde bunun testini gerçekleştirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, motorumuzu yerleştirdik. Gördüğünüz gibi burada düz bir çizgi yer alıyor fayanslarda. Motorumuzu çalıştırdığımızda düz bir şekilde eğer araç hareket ediyorsa motorlarımızda problem yoktur. Yani hız farkı yoktur. Dolayısıyla işlem yapmamıza gerek kalmayacak. Ama eğer problem varsa Arduino IDE üstünden programlayarak
bu hız farkını ortadan kaldırmaya çalışacağız. Hemen ben butondan çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi düz bir şekilde hareket etmedi. Tekrar kontrol ediyorum. Aracımız yöneliyor arkadaşlar. Evet, şu anda dönüşlerimizde problem yok. Yani sensör algıladığında tam olarak 90 derece açıyı bularak dönüyor. Fakat motorlarımızdan birisi hızlı, birisi yavaş olduğu için düz bir eksende hareket edemedi. Yani dümdüz ilerleyemedi. Tekrar kontrol ettiğimizde bakın şu anda buradaki problem arkadaşlar, sağ motorun biraz daha hızlı oluşu, sol motor sağ motora oranla biraz daha yavaş çalışıyor. Biz de ne yapacağız? Buradaki tekerimizi, yani motorumuzu yavaşlattığımız zaman eşit hızlarda artık çalışacaktır. Engele tekrar denk geldiğinde, bakın engele geldiğinde gördüğünüz gibi sol motorumuz çalışarak sağa yönelmesini sağlıyor arkadaşlar. Hemen tekrar duvara gidip dönüşünü de izleyelim arkadaşlar. Çalıştırdık. Tabii düz bir eksende gitmesi lazım. O yan gidince. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, dönüşlerde problem yok. Yani sensörü üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Biz ne yapacağız şimdi kodlamayla? Buradaki sağ motoru bir miktar yavaşlatacağız. Şu anda tek bir sensör kullanıyoruz. Dolayısıyla buradaki cephelerimiz, yani burada sağ ve sol ön cephelerimiz, kör noktalarımız oluyor. Bu kör noktalara denk geldiğinde tabii ki aracımız dönüşünü alamıyor. Ama sonraki videolarda buraya da birer tane sensör yerleştirerek her noktadan algılamasını sağlayacağız arkadaşlar. Biz hemen geçip kodlamasını düzeltelim bunun. Daha sonra burada test edelim. Evet arkadaşlar, tekrar bilgisayar ekranına geçtik ve burada motor kontrol uygulamamızda ne yapmamız gerekiyor? Sağ motoru bir miktar yavaşlatmamız gerekiyor. O halde şöyle yapabiliriz. X değişkenini tekrar bir işleme tabi tutalım. X'ten belli bir oranda hız çıkaralım ki ne yapsın? Sol motora eşit olsun. Alıp bunu arkadaşlar X'i 5 ile çarpalım. %5 oranında yavaşlatalım. 5 ile çarpıp 100'e bölelim arkadaşlar. 100'e böldüğümüzde ve bu hız değerini X'in değişkeninden, yani sağ motordan düştüğümüz zaman hızı eşitlemesini isteyeceğim. Burada artık yukarıda hangi değere girersem gireyim bu oransal bir biçimde, yani %5'lik oranda ne yapacaktır? Sağ motoru yavaşlatacaktır. Tabii ki ben şu anda kafadan atarak %5 diyorum ama ne olabilir? Eğer bunu test ettiğimizde yetersiz gelirse %7, 8, 9, 10 yapabiliriz. Eğer fazla olmuşsa %2, 3 civarına getirip test ettikten sonra ideal değerimizi bulup buradaki rakamı ona göre değiştireceğiz. Burada şöyle bir açıklama yazalım. Hızlı olan sağ motoru diğer motorla dengeliyoruz. Evet, bunun için de yeterli açıklama yazdık. Şimdi bunu kodumuzu yükleyip testimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motorumuzu %5 oranında sağ motoru yavaşlattık. Şimdi testimizi gerçekleştirelim, düğmeden açalım. Evet, şu anda çok daha iyi bir sonuç veriyor arkadaşlar. Şöyle hemen testi bakın, hala çok az daha bu hız düşürülebilir ama aşağı yukarı dengelendi arkadaşlar. Dönüş açılarına bakalım. Bakın engeli gördüğünde artık ne yapabiliyor? Gördüğünüz gibi alabiliyor. Gördüğünüz gibi şu anda tek sensörle işlemi gerçekleştirdiğimiz için tabii ki kör noktaları var. Eğer buna iki tane sensör daha yerleştirirsek bu aracımız sorunsuz bir hale gelecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde ne yaptık? Bir araç şasisini aldık. Baştan sona kurulumunu gerçekleştirdik. Bileşenlerimizi yerleştirdik.
ve Arduino'da kodlayarak çalışır hale getirdik arkadaşlar. Sonraki dersimizde de buraya birer tane sensör daha yerleştirerek bütün açılardan sorunsuz bir şekilde engelden kaçmasını sağlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başka ders ve çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.